Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Net 2825 lira olan ücretin işçi ve işveren kesimini memnun edecek bir seviyeye çıkarılacağıyla ilgili beklenti artmış durumda. İşçi ve işveren asgari ücretteki vergi yükünün azaltılması konusunda hemfikir. Türk İş ayrıca bir ay süren pazarlık sürecinin 10 günde tamamlanması çağrısında bulundu. Gelecek yılın asgari ücretini belirleyecek görüşmeler Aralık ayında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili ülke çapında araştırma yaptırıyor ve bununla ilgili maliyet hesaplarını gözden geçiriyor. Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala hem işçi hem de işveren kesimi taleplerini de ortaya koydu. 2. Enflasyonu aşan oran. Geçen hafta içinde İstanbul Ticaret Odası, İTO, ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, MÜSİAD, asgari ücret zammının, yıllık enflasyon oranının üzerinde olması, yönünde görüş bildirdi. 3. Bu görüş açıklanırken enflasyon oranındaki artışı kendilerinin karşılayabileceğini aktaran işverenler, enflasyon üzerindeki artış devletin vergi indirimleriyle desteklensin, demişti. 4. Bir ay tartışmanın anlamı yok. Son olarak asgari ücret görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk İş'ten yeni çağrı geldi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin Aralık ayının ilk 10 gününde belirlenmesini talep etti. 5. Adana'da konuşan Atalay, 45 senedir asgari ücret 31 Aralık'ta belirleniyor ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor, bir ay bunu tartışmanın anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım, işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Bunu uzatmanın anlamı yok, dedi. 6. Tebessüm ETTREECEK rakamı hemen IMZALARIZ. İnşallah işçiyi tebessüm ettirecek bir rakam gelir. Bunu yaparken de işveren ve işçinin üzerindeki vergi yükünü almak gerekiyor, diyen Ergün Atalay, asgari ücretin geçmişte belirleme ücreti olarak kullanıldığını, şimdilerde ise geçim ücreti olduğunu söyledi. 7. Atalay, şöyle devam etti, 2825 lirayla bırakın bir ay geçinmeyi, 15 gün geçinemezsiniz, 45 sene boyunca asgari ücret rakamını Türk İş olarak 5 defa imzalamışız ancak 40 defa da imzalamamışız. İnsanları tebessüm ettirecek bir rakamı önümüze getirsinler, imzalayalım. İşverenimizi muhafaza edip, işçimize de asgari ücretle geçinebilecek bir ücret almak durumundayız. 8. Ne kadar kesinti var? Posta'nın haberine göre, 3577 TL'lik brüt asgari ücret üzerinde halen 456 TL 13 kuruş gelir vergisi, 27 TL 15 kuruş da damga vergisi bulunuyor. 9. Brüt asgari ücret üzerinden alınan SGK işçi payı da 500 TL 85 kuruşa denk geliyor. Asgari ücretin işverene maliyeti 4203 TL 56 kuruş. Bekar bir asgari ücretlinin eline geçen net tutar ise 2825 lira. 10. Nette 3500 TL'yi aşması bekleniyor. 2020 Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon %14'tü. Asgari ücrete 2021'de geçerli olmak üzere %21,56 oranında zam yapılmıştı. 11. Yani enflasyonun 7.5 puan üzerine çıkılmıştı. Böylece asgari ücrete yapılan zam enflasyonun üzerinde gerçekleşmişti. Bu da 500 liralık artışa denk geliyordu. 12. 2021 Ekim itibarıyla da yıllık enflasyon %19,89 oldu. Kasım'da da artışın sürmesi bekleniyor. Yine enflasyonun 8 ila 10 puan üzerinde bir zam yapılırsa toplam zam %30'u bulabilir. Bu da net 3500 ila 3700 lira arası asgari ücret anlamına geliyor. Tam rakam Aralık'ta ortaya çıkacak. Ekonomi, ilgili galeriler, sıradaki galeri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ne zaman? PPK faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar